Evet, üreticiye geldik enerji tarafında. Gerçekten bu yılın başından beri ikinci sırada yanlış bilmiyorsam year to date Borsa İstanbul 100 şirketleri arasında birinci sırada Alarko Holding var. İkinci sırada Aksa Enerji var. Getiri sıralamasına baktığımızda fazlasıyla hak edilmiş bir getiri her iki şirkette de. Çünkü mevcut tarafta elektrik fiyatları çok çok yüksek seyrediyor. Bu hafta hatta bu haftadan ziyade geçtiğimiz hafta özellikle işte Avrupa'da 40 dereceleri konuşuyorduk. Ölenler oldu hatta sıcaktan dolayı Avrupa'da. İçeride aynı şekilde böyle hiç rüzgarın esmediği aşırı sıcak günleri geçiriyoruz bir taraftan. Bunlar enerji fiyatlarını yukarı götürüyor. Neden yukarı götürüyor? İki açıdan. Bir talep açısından tüketim artıyor. Daha fazla soğutma ihtiyacı oluyor ki dün değil 26'sında 2 gün önce Türkiye'de ilk defa günlük tüketim 1 milyon megawatt saati aştı. Yani bu kadar sıcak havalarda talebin de arttığını görüyoruz. İki, arz düşüyor. Arzın düşmesi nasıl oluyor? Rüzgar santrallerinin verimi düşüyor. Rüzgar olmadığında, hava çok sıcak olduğunda. Dolayısıyla hem talebi yükselten hem arzı düşüren bir şey. Çok sıcak havalar ve çok da sıcak bir yaz geçiriyoruz baktığımızda. Elektrik fiyatlarının da yeni rekorlar kırdığını gördük bu hafta. 3000 liraların üzerinde piyasa takas fiyatları gördük. Şimdi ayın son 2 günü, önümüzdeki hafta değil sonraki hafta yayınımız var. Orada daha net konuşuruz. Çünkü bu hafta piyasa takas fiyat tavanına bir revizyon bekliyoruz. Yani 2 gün kaldı. Ayın 30'una kadar bir resmi gazeteyle piyasa takas fiyatının revize edilmesi gerekiyor. Çünkü 3250 liralık tavan artık bizi kurtarmayabilir. Dolayısıyla 3750 lira pardon. 3750 liralık tavan bizi kurtarmayabilir. Bu sebeple de oraya bir revizyon gelmesi lazım. Ona göre de ayın başında doğalgazdan elektrik üretenlere zam gelecek mi gelmeyecek mi buna bakacağız. Çünkü halihazırda doğalgaz kontratları Avrupa'da sürekli yükseliyor. Doğalgaz maliyetinin yükseldiği bir ortamda paralelinde tabii kömür de yükseliyor. İthal kömürcülerin ya da doğalgazdan elektrik üreten santrallerin üretime devam edebilmesi için fiyatın yukarı gitmesi gerekiyor. O yüzden dediğim gibi bir zam gelecek. Bu zamdan da tabii ki de Aksa Enerji olumlu etkilenecek. O yüzden de beğenmeye devam ediyoruz. Fiyatlamayı konuşmak lazım. Tabii çok yükseldi. Yani bu şey değil. Çok bariz. Ama yılın sonunda elde edeceği kâra göre baktığımızda hala muhtemelen altılar civarında bir çarpana sahip olacak gibi gözüküyor. Belki birazcık daha yüksek. Ama sürekli devam eden yeni yatırımlar var. İşte Özbekistan tarafı bu yıl devreye girdi zaten. Kazakistan tarafı geliyor. Oradan yeni bir ihale haberi gördük. Bu büyüme ivmesiyle birlikte bu fiyatlamada normal mi dersen bence normal sayılabilir. Bundan sonraki süreçte de beklentilerimiz olumlu. Zaten momentum tarafında da hiçbir kayıp yok. Çok da güzel ilerliyor. Yatırımcısı da çok memnundur diye düşünüyorum. Çünkü biz tek haneli fiyatlardan beri taşıyoruz. 30 liraya geldi. Biz açıkçası çok memnunuz.